Çekil önümden! Allah'ım ne olur Kayra, bir şey olmuş olmasın. Sağ salim bulalım. Deme şuna öyle şeyler söyleme. Sağ salim bulacağız kızımı. Kardeşim geçsene kenara! Necat sakin ol, bir yere çarpacaksın. Şuna nasıl sakin olayım Allah aşkına? Kızım yok ortada. Buldunuz mu kızımı? Necat Bey mi? Evet benim. Kayra Yılmaz benim kızım. Nerede buldunuz mu? Arkadaşlarımız aramaya başladı. Bir iz yok mu? Bir gören yok muymuş? Maalesef Necat Bey. Durumunuzu anlıyorum ama lütfen sakin olun. Bize bu notu bırakmış. Buyurun bakın. Meltem Hanım. Nasıl dikkat etmezsiniz? Nasıl sahip çıkamazsınız siz Kayra'ya? Necat Bey çok çok özür dilerim ben. Nasıl oldu anlamadım. Gözümün önündeydi bir anda kayboldu. Tamam Necat ben... sakin ol sen. Tamam sen de sakin ol. Bir şey yok tamam siz şey yaparsınız. Necat. Meltem Hanım'a kızma. Kayra zaten kafasına koymuş. İlla kaçacaktı yani. Onun bir suçu yok tamam mı? Şurada nasıl sakin olacağım ben? Kızım yok kızım. Ben biliyorum. Ya başına bir şey gelirse ben ne yapacağım Suna? Tamam sakin ol bulacağız. Bulacağız malarısını merak etme biliyorum ama bulacağız. Sen lütfen kendini bırakma tamam mı? Şuna bulacağız. Kızım yok, kızım yok. Gel oturalım gel. Kızım yok diyorum Suna. Tamam gel bulacağız onu gel otur. Gel. Kızım ha. Yok. Korkma bulacağız sen kendini bırak. Kızım bulacaklar gel. Sana. Ne olur. Allah tamam bulunacak. Kızım yok ki. Bulacaklar değil mi? Sen kendini bırak. Sahip çıkamamış. Göremedim diyor, bakamadım diyor. Sakin ol. Bulacağız. Canın mı sıkkın? Yok. Biliyor musun ben senin yaşındayken canım sıkkın olduğumda aynı senin gibi yapardım kaşlarımı. Nasıl ki kaşlarım? Böyle işte. Anne abla, sana bir şey söyleyeceğim ama hiç kimseye söylemeyeceksin. Tamam. Ben aslında kaybolmadım. Evden kaçtım. Yok canım, sen evden kaçtın. İnanmam buna, yapmamışsındır öyle şey. Yaptım. Annemle babama kızdım. Üzülsünler istedim ama beni çok merak etmişlerdir, değil mi? Ben onların yerinde olsaydım şimdi meraktan ölürdüm nerede benim kızım diye. Ya. Biliyor musun Kayra? Bir annenin çocuğunun nerede olduğunu bilmemesi kadar kötü bir şey yok bu hayatta. Ay, ben şimdiden özledim onları. Aynen abla. Sana zahmet olmazsa beni eve bırakabilir misin? Bırakırım tabii. Çok teşekkürler. Ama acaba eve gitmeden önce biraz bir şeyler mi atıştırsak sonra gideriz ha? Tamam sonra hemen eve gideceğiz. Tamam söz gideceğiz. Tamam. Bekliyoruz. Lütfen bu kadar perişan etmeyin kendinizi. Bakın Kayra akıllı kızdır. Vardır bir planı mutlaka. En kötüsünü düşünmeyin hemen. Evet kesin o böcek bir yere saklandı. Siz üzülün diye de çıkmıyor ortalığa. Of, inşallah öyledir ya. Çıkar gelir bir yerden. Ya kaç saat oldu hiçbir haber yok. Ne biçim iş yapıyor bunlar ya? Herkes işini yapıyor abi emin ol. Ya başına bir şey gelirse Serkan? Var mı bir haber? Kiminle konuşuyorsunuz?
Beyefendi, müsaadenin işimizi yapalım. Bilgi alır almaz size haber vereceğiz, merak etmeyin. Tamam da kaç saattir... Gel şuraya. Kaç saattir bekliyoruz Serkan. Oturur musun oturmayacağım şuraya? Oturmayacağım şu an. Sakin olman gerekiyor abi. Şu anda sakin olmalısın. Ya Serkan, nasıl sakin olayım? Benim kızım yok diyorum sana. Benim kızım nerede? Başına bir şey gelirse ben ne yapacağım? Ben niye burada duruyorum ya? Ben gidiyorum. Necat, nereye? Necat, ne yapıyorsun abi? Serkan, yanında kal lütfen. Tamam. Burcu nereye gidiyor ya? Aşkım, bir şey yok. Ne olur ağlama. Gel biz oturalım. Sakin sakin bekleyelim lütfen. Nereye gitti? Neden gittik ya? Tatlı yiyebilir miyim? Ne istiyorsan yiyebilirsin. Gerçekten mi? Babam dışarıda her şeyi yememe izin vermiyor. O zaman çok şanslısın. Çünkü ben baban değilim. Şu dondurmayı pastadan alabilir miyiz? Tabii ki. Bir de meyve suyu olsun. Tabii. Buyurun. Pardon, fıstık yok değil mi pastada? Çünkü Kayra'nın alerjisi vardı. Yok efendim. Güzel. Sen nereden biliyorsun benim fıstığa alerjim olduğunu? Hani geçen gün parkta annenle oturmuştuk ya, o zaman söyledi işte. Peki, Kayracığım, ben bir şey çok merak ediyorum. Senin kadar akıllı, dünyalar tatlısı bir kız neden evden kaçtı? Mutsuz muydun yoksa? Yok, çok mutluydum. Annem babamı da seviyordum ama bana yalan söylediler. Nasıl bir yalan? Boşanmayacağız dediler ama boşanacaklar biliyorum. Boşanacaklar demek. Babam söylerken duydum. Hatta mahkeme tarihini ve annemin ismini de yazmış. Anladım. Çocuğum diye hep kandırıyorlar beni. Sen çok kızmışsın belli ki. Küçük hanımın siparişleri. Teşekkürler. Peki, annen sürekli evde mi? Annem yakında gidecek. Gidecek mi? Ben büyürken annem hep uzaktaydı. Onu hiç görmedim. Neredeydi peki? Afrika'daydı. Orada küçücüklere yardım ediyor. Onun işi o. Sonra bir gün geldi. 6. yaş doğum gününde bana sürpriz yaptı. Dedi ki, 3 ay seninle kalacağım. Ama 3 ayda bitmek üzere. Anne abla. Ben annemin gitmesini hiç istemiyorum. Onu çok seviyorum. Necat, bulacağız kızını abi. Sakin ol. Ya bu kadar kısa zamanda nereye gitmiş olabilir kardeşim? Neredesin Kayra, neredesin? Bulacağız o böceği. Merak etme sen. Allah'ım, inşallah başına bir şey gelmemiştir inşallah. Allah korusun. Orada. Serkan, kızım burada, kızım. Ya bekle 2 saniye. Kızım orada. Kayra. Kayra. Anne. Kimsiniz? Bırakın kızımı. Hanımefendi, çok özür dileriz. Kimsiniz? Ne istiyorsunuz? Birine benzettik. Kusura bakmayın. Çok özür dileriz gerçekten. Kusura bakmayın. Gel Necat. Necat, yürü. Kızım yok Serkan. Necat, sakin ol kardeşim, lütfen. Kızım benim yüzümden çekti gitti. Kardeşim, bırakma kendini lütfen. Kardeşim, kızım yok. Ne olur, arabana biner misin? Ne olur, kızımı bulalım, ne olur. Arabana biner misin lütfen, hadi. Annemi arayıp haber verelim mi? Tamam tatlım, arayalım ama bende numarası yok ki. Ben ezbere biliyorum. Babamınkisini de biliyorum ama biz yine de annemi arayalım. Çünkü babam birazcık kızgındır. Ah, affedersin Aylin abla, iyi misin? İyiyim tatlım, merak etme. Ameliyat oldum, ondan seninle alakası yok. Bana tutunabilirsin. Teşekkür ederim. Hadi bin. Bin de gidelim. Seni evine götüreyim. Merak edilecek bir şey yok. Hayır tatlım, hiç gerek yok gerçekten. Ben önce seni bir evine götüreyim, sonra hastaneye giderim kendim, tamam? Tamam. Hmm.
Radar kayıtlarından kırmızı siyah... Bir şey olmuş lan. Necat. Sakin ol kardeşim. Şey ne oldu? Kötü bir şey mi oldu? Suna söyle ne oldu? Kayra bir arabaya binmiş Necat. Ne? Ne demek arabaya binmiş? Bir bankanın güvenlik kamerasından Kayra'nın bir arabaya binerken görüntülerine ulaştık. Ne demek arabaya binmiş? Hangi arabaya binmiş? Şu an plaka tespiti yapamıyoruz. Kamera açısı müsait değil ama arkadaşlar başka kameraların görüntülerini tarıyorlar. Nereyi tarıyorsunuz? Benim kızım kayıp diyorum. Bulacaksınız onu. Necat Bey, sizin şu an burada değil, evde olmanız gerekir. Ben hiçbir yere gitmiyorum, tamam mı? Benim kızımı bulacaksınız. Necat, sakin ol. Bakın, bu artık sadece bir kayıp vakası değil. Kaçırma olarak da düşünmek durumundayız. Ne? Necat, eve gidelim abi. En iyisi de bu. Oğlum kaçırılma diyor lan. Güzel kardeşim eve gidelim. Lan kaçırılma burada, diyor oğlum. Burada hiçbir işe yaramayız abi. Bir dakika. Necat. Bir dakika lan. Hadi abi. Ne demek kim kaçırdı benim kızımı? Lütfen. Ya Serkan bırak kardeşim, abi. Bırakma kendini gel. Burcu. Al şunu. Yürü. Serkan. Gel. Oğlum kaçırma diyor lan. Kardeşim. Oğlum kaçırma diyor oğlum. Sağ ol. Hayır lan. Burası bizim evin oraları değil. Doğru gittiğimizden emin misin Halin abla? Merak etme tatlım. Sen ameliyat oldum demiştin. Evet ben... ameliyat oldum çünkü... Canım mı yanıyor? Hayır tatlım, ben sadece çocuğumu özledim. Çok üzüldüm. Sen de mi annem gibi ondan uzakta yaşıyorsun? O çok uzakta. Maalesef gitti. Çok üzüldüm. O da seni özlüyordur. Sen bence onun yanına git. Çocuklar annesinden ayrı kalmamalı. Olur tatlım, giderim. Ama önce seni annene babana götüreyim, ondan sonra giderim, olur mu? Tamam. Telefon aptal oldu mu? Bağlanabildiniz mi? Olmak üzere, hoş bulduk. Başka bir isteğiniz var mı? Yok, teşekkürler. Necat, biraz otur istersen ha. Çok yoruldun. Oturmak istemiyorum Suna. Kendimi çok çaresiz hissediyorum oturunca. Bebeğim çok şükür. Babacığım. Senin başına bir şey gelecek diye o kadar korktum ki. Babacığım özür dilerim. Ne olur kızma bana. Asla kızmam. Ben sana asla kızmam. Sen benim canımsın. İyisin değil mi? Bir şeyin var mı? İyiyim annem. Anneciğim. Oh, tanem benim. Anneciğim seni çok özledim. Ben de seni çok özledim. İyisin değil mi? İyiyim, sadece birazcık yorgunum. Ali. Bu parktaki kadın. Evet anneciğim, biliyor musun? Onun adı da Aylin. Senin gibi. Ama olmasaydı ben kaybolmuştum.